Herkese selamlar. Bugünkü videoda kısaca Dışişleri Bakanlığı yani Department of State ve bağlı olduğu kurumlar olan NVC, National Visitor Center ve konsolosluklardaki son gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Aslında biz bu videoyu önceden çekmiştik ama son günlerde konsolosluğun yapmış olduğu bazı açıklamalar o videonun çöp olmasını sağladı. Bu videoyu tekrar çekmemiz gerekti, tekrar sizinle paylaşmamız gerekti. Dolayısıyla güncellenmiş bilgilerle beraber size yeni bir video hazırladık. Şimdi Dışişleri Bakanlığı ile ilgili son gelişmeleri size kısa kısa aktarmak istiyorum. En sondaki kısımda da konsolosluklar ve vize mülakatlarıyla ilgili son gelişmeleri paylaşacağım. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili ilk güncelleme National Visa Center ile alakalı. Bilindiği gibi pandemi dolayısıyla National Visa Center'da çok fazla sayıda dosya birikti. Ve National Visa Center bu dosyaları mülakat vermeye hazır olmadığı sürece konsolosluklara göndermiyor. Dolayısıyla NVC'de çok ciddi bir yığılma var. İnsanların tabii kafasındaki soru, NVC'de dosyam hala konsolosluğa gitmedi, yoksa gönderdiler mi? NVC'de olduğundan nasıl emin olacağım? O kadar dosya arasında kaybolmadığından dosyamın nasıl emin olacağım? Bunlar haklı endişeler. NVC bunun üzerine bir açıklama yaptı ve kendi uhdesinde bulunan dosyalarla alakalı kişilere 120 günde bir hatırlatma e-maili, açıklama e-maili göndereceğini belirtti. Bu açıklama e-maillerinden birkaç tanesini biz aldık. Kısaca dokümanlarınız bizde, herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Konsolosluk vize mülakatı vermeye başladığında dosyanızı konsolosluğa göndereceğiz şeklinde açıklama olan bir e-mail bu. Dolayısıyla dosyanız NVC'de ise ve böyle bir e-maili alırsanız şaşırmayın, çünkü bu NVC'nin bundan sonra dosya ile ilgili güncelleme bilgisi vermesi konusundaki bir girişiminden kaynaklanıyor. Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarının nişanlılarına yapmış olduğu K-1 vizeleriyle alakalı sorulan bir soruya vermiş olduğu cevapta, K-1 vize müracaatlarının hala konsoloslukların öncelikli olarak kabul ettiği vizeler arasında olduğunu söyledi. Bilindiği gibi geçmiş dönemlerde K-1 vizeleri verilmemişti konsolosluklar tarafından. Özellikle bazı konsolosluklar K-1'larla alakalı ciddi sıkıntılar çıkartmıştı. Dışişleri Bakanlığı bu konuda dava edildi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı K-1 vizelerinin öncelikli vizeler olduğunu açıklamıştı. Ve nitekim K-1 vizesiyle ilgili mülakatlar şu anda devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı da bunların öncelikli vize olduğunu bir kere daha açıklamış oldu. DV lottery dosyalarıyla alakalı artık yavaş yavaş son 3-3,5 ayın içine girmeye başladık. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'na DV lottery dosyalarının durumu bir kere daha soruldu. DV lottery dosyaları öncelikli dosyalar mıdır? 2021 DV lottery talihlileri 30 Eylül'e kadar vize mülakatı alma konusunda bir hızlandırma talepleri, hakları olabilir mi? Bu bir kere daha soruldu. Dışişleri Bakanlığı DV lottery kazananlarının herhangi bir mülakat önceliği hakkına sahip olmadığını, kendi belirlemiş olduğu kategoriler çerçevesinde DV lottery mülakatlarını değerlendireceklerini açıkladılar. Daha önceki güncellemelerimde bahsetmiştim. DV lottery mülakatları öncelik sırasına baktığınızda en son sıraya gelen dosya grubuna girmiş oluyor. Tabii Ankara'daki Büyükelçilik'te DV lottery ile ilgili birkaç gelişme var. Zaten bu videoyu tekrar çekme sebeplerimizden bir tanesi de o. Onu en son kısımda tekrar Türkiye'deki konsolosluklar vize meselelerini anlatırken değineceğim. Dışişleri Bakanlığı'na turist vizeleriyle ilgili bir soru sorulmuştu. Soru şuydu, turist vizesini şu anda konsolosluklar diyelim ki çok ileri tarihlere veriyorlar. Aynı Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi. Peki olur da pandeminin etkileri geçer, konsolosluk erken açılır, vize mülakatları için erken tarihlere mülakat tarihi verme söz konusu olursa, ileri tarihli verilmiş olan bu mülakatlar sistemde otomatikman geriye çekilecek mi diye Dışişleri Bakanlığı'na bir soru soruldu. Dışişleri Bakanlığı'nın cevabı, bu mülakatların sistemde kendi kendine geri çekilmeyeceği ve kişilerin bunu kontrol etmesi gerektiği yönünde. Aslında bu pandemi başladığından beri ben hep aynı tavsiyeyi veriyorum. Eğer turist vizesi mülakatı almak istiyorsanız bu mülakatı bir an önce sistemde alınız, ileri bir tarih bile olsa. Daha sonra olur da konsolosluğun sisteminde yer açılırsa, erken tarihleri açarlarsa, siz ara sıra bu sisteme girerek erken tarih açılmış mı açılmamış mı bunu kontrol ederek, eğer açıldıysa ileri tarihli olan vize mülakatınızı her zaman önceki tarihe alabilirsiniz. Bir örnek vereyim, benim bazı müvekkillerim dosyaları pendingken, göçmenlik bürosunda devam ederken günde 3 kere, günde 5 kere göçmenlik bürosu sistemine girip kendi dosyalarının durumunu takip ediyorlar. Turist vizesi başvurusu yapmış olan kişiler de
belki periyodik şekilde, belki birkaç günde bir, haftada bir girip, özellikle acelesi olanlar, vize mülakatlarında bir açılma var mı, erken tarihler açıldı mı, kontrol edip mülakatlarını erken tarihe çekebilirler. Kısacası şunu söylemek istiyorum, vize mülakatı randevusu yapmak istiyorsanız beklemenize gerek yok, şimdiden yapabilirsiniz. Sadece kontrol edip erken tarih açılırsa erken tarihe çekebilirsiniz. Evet, son olarak gelelim Türkiye'deki Ankara ve İstanbul konsolosluklarının durumuna. Kısa bir hatırlatma, Türkiye'de pandemi dolayısıyla bir kapanma oldu birkaç haftalık. Onun öncesinde konsolosluk kendi web sitesinde yayınlamış olduğu bir duyuruda hangi dosyalara öncelik verdiğini açıklamıştı. Ben de bunu önceki güncellemelerde duyurmuştum. Daha çok aile bazlı dosyalara öncelik verildiğini, iş yeri üzerinden olan green card başvuruları ve DV Lottery dosyalarına da mülakat verilmediğini duyurmuştu kendi web sitesinde. Kapanma döneminde, Türkiye'deki COVID nedeniyle kapanma döneminde konsolosluk da kapandı ve bu açıklamayı web sitesinden kaldırmıştı. Covid kaynaklı kapanma bittiğinde ve konsolosluk tekrar açıldığında eski duyuruyu tekrar web sitelerine almış olduğunu gördük. Dolayısıyla ilk orijinal videoyu çekerken, güncellemeyi yaparken şu anda bir değişiklik yok diye çekmiştim. Fakat son 1-2 gün içinde olan değişiklikler bu videonun güncellenmesi gerektirdi. Peki nedir o değişiklikler? İki tane konu var. Konulardan bir tanesi DV Lottery 2021 dosyalarını ilgilendiriyor. Aldığımız duyumlara göre ve birkaç kişiden duyduğumuza göre Ankara'daki Büyükelçilik 8 Temmuz tarihine birkaç tane DV Lottery dosyasının mülakatını oluşturmuş durumda. Bunlar DV 2021 kazananları, numaraları ilk başlarda olan, ilk birkaç binde olan kişiler. Dolayısıyla bu çok güzel bir gelişme, çok iyi bir gelişme, tahminimizin ötesinde bir gelişme. Tabii ki bu ne kadar hızlı devam eder, ne kadar çok kişi bundan istifade edebilir, bunların durumunu şu anda bilmiyoruz. Ama böyle bir gelişme olduğunu sizlere duyurmak istedik. Eğer numaralarınız düşükse ve dosyalarınız konsolosluktaysa muhtemelen şansınız daha fazla. Ama zaman içinde konsolosluk açılıp mülakat vermeye başladıkça NVC'de olan dosyaların da konsolosluğa gönderileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi NVC dosyası kendisinde olan kişilerin dosyalarını ancak konsolosluk mülakat vermeye hazır hale geldiğinde konsolosluğa gönderiyor. Tahmin ediyorum ilk sıralardan başlayarak yavaş yavaş mülakatlar verilmeye başlayacak. Bu bilgi haricinde bir bilgi şu anda bizde yok. Dolayısıyla bu konudaki daha fazla sorulara cevap veremeyeceğim. Ama bir gelişme olursa bunu duyuruyor olacağız. İkinci konu F1 vizesi müracaatı yapanlar için geçerli. Bilindiği gibi konsolosluk F1 vizesi müracaatlarını da çok ileri tarihlere veriyordu. Ve birçok öğrencinin benim okulum Eylül'de başlıyor, bu dönem mutlaka okula gitmem lazım tarzında yapmış olduğu acil randevu taleplerini de reddetmişti. Yine aldığımız duyumlar ve birkaç dosyadan bildiğimiz kadarıyla F1 vize müracaatları da konsolosluklar tarafından yavaş yavaş mülakatları verilmeye başladı. Bu ne demek? Belki bütün F1 vize müracaatlarının hepsinin mülakatı verilmeyebilir ama en azından Eylül'de okulu başlayacak olanlar, bir an önce buraya gelmek isteyenler, daha önce acil randevu talebinde bulunup da bu talebi reddedilenler de dahil olmak üzere bir kere daha konsolosluğa acil randevu talebinde bulunabilirler. Konsolosluk bu randevuların kaçına olumlu cevap verecek? Bunların bilgisi şu anda bizde yok. Sadece aldığım duyumu sizlere aksettirmek istiyorum. Ama eğer yakın bir zamanda okulunuz başlayacaksa bu sertifika programı olabilir, 2 yıllık, 4 yıllık eğitim olabilir, master olabilir, hatta dil okulu olabilir. Dil okulundan da mülakat alan 1-2 kişi olduğunu duyduk şimdiye kadar. Dolayısıyla konsolosluğa tekrar acil randevu talebinde bulunmanızı tavsiye ediyoruz. Bu söylediklerimiz dışında bir bilgimiz yok maalesef. Sadece olan gelişmeleri aktarıyoruz. Ben bu açıklamaları yaptığım zaman gerek DV Lottery kazananları, F1 müracaatı yapanları, bazen de bu kategorilerin dışında olan arkadaşlarımız sorular soruyorlar, takipçilerimiz sorular soruyorlar. Turist vizesinde gelişme yok mu? E2 vizesinde gelişme yok mu? Gibi. Şu an itibariyle yok. Şu an itibariyle olan gelişme DV Lottery ve F1'larla alakalı. Ben de size onları bildirmiş oldum. Umarım yakın zamanda daha iyi haberlerle karşınıza çıkma fırsatı olur. Son 2-3 gündür Amerikan Göçmenlik Hukuku Avukatları Derneği'nin yıllık konferansına katılıyorum. Bu online olarak oluyor, internet üzerinden. Orada da oldukça değişik bilgiler, enteresan bilgiler, gelişmeler var. Onları toparlıyorum. Daha sonraki videolarda da bu gelişmelerden mutlaka bahsetmek istiyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. Sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Konsolosluklar ne zaman açılacak? Diğer vize kategorilerinde gelişme yok mu? Bunun ötesinde ne biliyorsunuz gibi sorular sormanıza gerek yok. Zaten onları biliyorsam anlatıyorum. O tip sorulara cevap veremiyorum belki de.
Ama gelen bütün bilgileri değerlendirip sizlerle paylaşmaya, çalışmaya devam edeceğim. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.